Faytoncular bakımı zor olduğu için gündüz atlarını doğaya salıyor. Özellikle Heybeliada'da bir grup at başıboş dolaşıyor. Dört nala koşuyorlar, yavrularıyla özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. Görüntüler İstanbul Heybeliada'dan. Adalarda fayton taşımacılığı yasaklanmış, yüzlerce at İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sahiplerinden teslim alınmıştı. Ancak dört faytoncu belediyenin teklifini yetersiz bularak atlarını teslim etmedi. O faytonculardan biri Heybeliada'da yaşayan Çetin Erdem. Ben 300 bin lira ne iş yapabilirim ki? Hiç kuramam. Şu an zaten başka bir meslekten anlamam. Doğdum büyüdüm ben bu mesleğin içindeyim. 2019'dan beri mahkemem sürüyor. Faytonculuk yasaklanınca Erdem'in atları da elinde kaldı. Atlar sahibi tarafından gündüz vakitlerinde bu şekilde doğaya salınıyor. Bu yüzden bugünlerde Heybeliada'yı gezmeye geldiğinizde onlarla her an her yerde karşılaşabilirsiniz. Yani eskiden fayton taşımacılığında aşındırdıkları ormanlık yollarda artık küçük gruplar halinde dolaşıp duruyorlar. Mecbur salıyorum. İçeride yoksa uyuşacaklar. Ayakları içeride ol gibi. Mecburiyetten salıyorum yani. Günün büyük bir bölümü başıboş dolaşan atlar çoğalmaya da başladı. Tabii 2 tane ufak dayım oldu. 3 aylık şu anda içeride 2 tane ufak dayım var. 5 tane normal büyük var, 2 tane de ufak yavru var. Toplam 7 tane. Faytoncu Erdem atlarına bakacak yeri olmadığını söylüyor. Sabahın 5'inde İmamoğlu 50 kişi gönderdi. Sabahın 5'inde ağrımı ittirdi. 50 bin liralık malım vardı içeride. 2 ton yemim gitti, kayışlarım gitti. Ayrı 60-70 bali zamanım gitti. Binek yerlerim vardı, onlar gitti. Hayvanlar geçici olarak ruhban okulunda geceleri barındırılıyor.